Herkese kucak dolusu sevgiler. Çok lezzetli bir şehirdeyim. Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'tan lezzetler var yanımda. Ökkeş. Birazdan Fatih de katılacak aramıza. 1.2 milyon nüfusu bir şehirdeyiz. Kurtuluş Savaşı'nda kahraman unvanını almış bir şehirdeyiz. Ve Kapalı Çarşı'nın önündeyiz. Kapalı Çarşı'yı bir anlat bize. Ökkeş'cim buradan başlayalım. Abi Kapalı Çarşı Türkiye'nin 3. büyük kapalı çarşısı. 11 ayrı bölümden oluşuyor. Hı hı. İçerisinde bayağı bir tarih yatıyordu. Evet. Bir ucu Ulu Cami'ye, bir ucu kaleye dayanır. Birinci, ikinci İstanbul, sonra İstanbul, Bursa ve burası. Evet, üçüncü olarak burası. Tarih desen var, yemek desen var. Çok yiyeceğiz bugün. Kendine has yemekleri özellikle desen yine var. Bugün Maraş'ta altın üstüne getireceğiz. Daha önce Ökkeş'le 50 liraya ne yenir videosu çekmiştik. 50 lira bizi kısıtlamıştı. Evet. Bugün kısıtlama yok. Her şeyin fiyatını da söyleyeceğiz. Totalde belki ne harcayacağımızı da belirteceğiz. Olur. O zaman beni linç etmiştiniz dondurma ısmarlamadım diye. 50 lira var diye. Bugün istediğin kadar dondurma ısmarlayacağım sana. Ne kadar istiyorsan yiyebilirsin. Tamam abi. Adam tabii menbaında dondurmanın ama yine de biz ısmarlayalım. Kahramanmaraş'ın çok lezzetli videosu başlıyor. Başlıyoruz. Şimdi Ökkeş bizi tarihi Cumhuriyet Lokantası'na getirdi. Adı gibi 1923'te Cumhuriyet'te kurulmuş bir mekan. Evet abi. Burada ben daha önce yemiştim, daha önce getirmiştim daha beni. Önce burada Maraş'ın çok güzel ekşili çorbası var. Bunu bir anlatır mısın bize? Abi hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz sumak ekşili özel bir çorbamız var. Sadece burada yiyebilirsiniz diyemem. Birçok yerde yiyebilirsiniz fakat burada en güzelini yersiniz. Maraş'a özgü bir lezzet. Aynen. Maraş'tan çok sevdiği bir kahvaltılık değil mi? Aynen. Hemen gelelim. Zafer Usta bizi izliyor orada. Hemen Zafer Usta'nın yanına gelelim. Zafer Usta'm selamünaleyküm, günaydın. Selam Ayhan kardeşim, hoş geldiniz. Güne seninle başlayalım istedik. Daha önce zaten sen anlatmıştın ama şu ekşili çorbayı bir daha anlatır mısın bize? Ekşili çorba Maraş'ın yöresel bir çorbasıdır. Ana maddesi mercimek, patlıcan, sarımsak, pul biber, nane, taze doğal sıkılmış limon suyuyla sarımsağı biz bir gün önceden mayalıyoruz. Bu güzelce bir gün içerisinde dinleniyor. Birbirine sarımsak ve limon suyu güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Oradan sonra da mercimekle beraber dövmek atıyoruz biz buna. Dövmenin içerisine patlıcan katıyoruz. Diğer karışımlarla beraber güzel bir Kahramanmaraş eşkili çorbası çıkıyor. Yok yok. Yok yok tabii. Ama burada hepsi protein kaynağı. Kesinlikle. Hepsi protein. Damağa çatacak şey burada sumak ekşisi. Tabii sonuçta da biz bu çorbayı hazırlayınca insanlara şifa niyetine içiriyoruz bu çorbayı. Eyvallah. Ve şifa olsun diyoruz. Sana zahmet bir tane bize hazırlar mısın? Tabii ki hemen. İçinde yok yok bu çorbanın. Evet, yani patlıcanla mesela patlıcanla mercimeği daha önce farklı bir yemekte yediniz mi? Bence yemediniz. Evet. Buraya özgü farklı bir şey. Üzerine yine tereyağlı bir sos geliyor. Evet. Sumak ekşisi var. Yani damağa çatlatacak her şey var. Ekşi bir taraftan, tereyağının lezzeti bir taraftan, patlıcanı düşünün, mercimeği düşünün. Hepsi bu çorbanın içinde. Hem bir şifa kaynağı hem de çok lezzetli, benim çok sevdiğim bir Maraş yemeği. Evet. Buradan başlayalım. Afiyet olsun. Eyvallah. Şimdi bakın arkadaşlar, sumak ekşisi dedik ama siz daha önce böyle bir şey gördünüz mü bilmiyorum. Ben Maraş'a gelene kadar sumak ekşisini o toz olarak zannederdim. Buradan o daha tohum halinden yapıyorlar. Böyle bir sosa dönüşüyor. Acayip lezzetli bir şey. Cumhuriyet lokantası burası. Burada sadece ekşili çorba mı var? Hayır. Bir de kahvaltıda yiyeceğiniz. Zaten bu bölgede her yerde kahvaltıda ciğer yenir. Zafer Ustam'ın da çok güzel ciğerleri var. Kuzudan. Tabii ki. Şöyle bir set. Abi sen de baharat diyorsun değil mi? Bizim baharatımız sadece ipek biberle isot kullanıyorum. Başka ben bir şey yok. Başka bir şey kullanmıyorum. Yani tuz dahi atmıyorum. Çünkü çok tuz güzel ciğeri sertleştirir. Evet, şişiriyor. Tabii şişirir ve sertleştirir. Ondan dolayı biz katiyen tuz kullanmıyoruz. Bunu daha önce denedik. Şimdi bu ciğerin içerisindeki kan yumuşamaya başladığı anda tuz da bir asittir. Asit onu kasıyor. Kasınca da ciğer tekrardan sertleşiyor. Kesinlikle. O yüzden biz tuz kullanmıyoruz. Sevdiğim şeyi ne biliyor musun Zafer Usta? Evet abi. Bir kuyruk yağı, iki ciğer. Bir evet kuyruk yağı, iki ciğer. Aynen öyle. O kuyruk yağının lezzeti başka bir şey ya. Kimisi abi sevmiyor ama bu kadar lezzetli bir şey nasıl yenmez değil mi? Abi şimdi ciğer sakatat ürünü olduğu için yağsız bir ettir. Evet. O yüzden mecburen bu kuyruğa ihtiyacı var. Kesinlikle. Olmazsa olmaz yani. Bir de çok sağlıklı. Tereyağı, kuyruk tabii yağı, ki sade yağ, sarı tabii yağ. Ki. Ben bunları, zeytinyağı tabii ki. Bunları mutfağımda eksik etmiyorum. Hatta bunlar dışında yağ kullanmıyorum evimde. Abi şimdi daha önce eskilerde atalarımız bu yağları yokmuş zaten, böyle bir ayçiçek yağı falan yokmuş. Tabii. Kuyruğu veya iç yağı eritirlermiş. Hani güçlüce süzerlermiş, basarlarmış abi onu, her mevsimde onu kullanırlarmış. Benim annem işte daha ben 10 yaşına kadar bu öyle kullanıyordu. Aynen öyle. Annem zeytinyağını 12-13 yaşından, ben 12-13 yaşındayken tanıştı yani. Evet. Çok iyi bilirim onu ben. Şimdi abi bu ciğerin bir kısmı
topladı kendini. Evet. Şimdi ikinci kısmını aldık. Biz şimdi buna tuzlarla Maraş'ın ipek biberiyle tamam abi? Fısır satıyoruz abi. Bu arada Maraş'ın bildiğim kadarıyla ipek biberi coğrafi işaretli. Tabii ki. Ve gerçekten lezzetli. İşaretli. Ben her Maraş'a geldiğinde ufak ufak alırım. Tabii bizim kullandığımız ürünlerdir tabii ki birinci sınıf ipek biber olmak zorunda. Yani bu ciğere yakışan ürün neyse biz onu vermek zorundayız. Evet. Ve bunu tıpışlayacağız abi. Tabii. Videolarımda da söylemiştim. Bunu tıpışlamazsak olmaz abi. Tıpış tıpış yürüsün. Tabii. Ondan sonra yağlar mağlar birbirine geçsin. Ciğer lezzetlensin. Ben de masaya gidiyorum abi. Artık acıktım. Tamam. Ciğerle, çorbamla, yufka ekmekle. Güne başlayayım. Yufka ekmeğin ne? Senin tabii de güzel ki yufka ekmeğin var. Tabii ki. Salatalarımla güne başlayayım. Yufka ekmek ciğeri yormaz. Mideyi de yormaz. O yüzden insanlar bu yufka ekmekle ciğeri biz bütünleştirdik. İnsanlar benim diyor ya usta biz yediğimizi anlamıyoruz. Bizi rahatsız etmiyor. Evet. Yani sonuçta sakatattır. Kolesterol tabii ki yoğunluklu. Ama bu ev ekmeğiyle beraber mükemmel bir lezzet çıkıyor. Biz bir de bu ciğer sakatatın kolesterolünü alıyoruz abi. O da bir sır bizde. Nasıl yapıyorsunuz abi bunu? Ya onu alıyoruz abi. O bizim sırrımız. Çünkü bizim ciğerimizi yemeyen rahatsız olmaz abi. Ben buna iddia ediyorum. Eyvallah. Tabii ki. Bir de ciğerle ilgili neden kahvaltı yendiğiyle ilgili bende bir bilgi var. Onu paylaşmak isterim. Daha önceki videolarımda da paylaştım. Evet. Ciğer, daha doğrusu sakatatlar ve ciğer hazmı en zor besinlerden. Hazmı zor, tok tutar. Tok tutar. Evet. Bir o özelliği bir de hani dinlenmiş mide sabah. Aynen. Onu da yersen çok fazla rahatsız etmiyor. O kahvaltıda yenmesinin bir sebebi de bu. Evet. Tabii ki insanlar bu bölgede çiftçi. Evet. Tarlaya gidecek yüksek enerjiye ihtiyacı var. O yüzden kahvaltıda yiyorlar. Bir sebebi o. Evet. Bir sebebi de bu şekilde. Evet. Deyip ben masaya geçiyorum Zafer Usta. Anlatımın için de teşekkür ederiz. Evet, şurada bir konuya değinmek istiyorum ben. Evet. Kahramanmaraş'ta bu ciğeri başlattıktan sonra abi insanlarda özellikle bayanlarda hiç ağız ciğerin adını duyup da ciğerden tiksinen insanlar sevmeyen var. Yani var ama ben hiç ağzına ciğer koymamış bayanları burada ben ciğere alıştırdım. Güzel. Ve bu çoğunlukta çok oluştu. Güzel. O yüzden bütün bayanları ciğer yemem diyen bayanları ben buraya bekliyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Daha önce hiç ciğer yemediyseniz ve bir başlangıç yapacaksanız Zafer Usta'ma bir uğrayın. Tabii ki. Tabii ki. Bekliyorum inşallah. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi şehirlerde bir gastronomi elçileri oluyor işte. Maraş'tan lezzetler, işte Ökkeş, bugün Fatih'le de tanıştıracağım size. Zafer Usta'm da bu anlamda gerçekten her şeyin özel olarak en doğalını, en buraya ne bileyim geleneksel olanını vurgulayan, yapan mekanlardan. O yüzden çok seviyorum. Zaten ismini daha çok seviyorum. Cumhuriyet Lokantası adını. O anlamda da çok popüler benim için bir yer. Ekşili çorba damağı çatlatan bir şey. Daha önce çok denediğim için böyle şu an ağzım sulana sulana bakıyorum çorbaya. Şöyle bir karıştıracağız. Aynı zamanda yoğun bir şifa kaynağı. Aslında ciğere gerek yok. Çorba da yeter. Hatta bunu gün boyu, bunu tamamını bitirdiğinde gün boyu acıkmazsın. Öyle bir lezzeti var. İçinde çünkü karbonhidrat var. Yoğun bir şekilde o dövmeden dolayı, mercimekten dolayı protein de var. Acayip lezzetli bir hale geliyor. Ökeşciğim buyur lütfen. Sonra bana kızarlar bak. Geçen videoki gibi. Tekiyorsun. Evet evet. Ayhan Bey, ben sana bir ciğer sokma yapacağım abi. Abi eyvallah. Ben kendi ellerimle yedireceğim. Ben bunu anlatayım. Sumağın ekşisi ve yağ damakta bıraktığı o etkiyi anlatamam size. Şimdi bu ciğer böyle yiyor abi. Bunun yerine abi şöyle yapıyoruz. Evet, soğansız olmaz abi. Soğansız olmaz abi. Ve limon da sıkacağız abi. Limonsuz olmaz. Eyvallah. Hemen hancamı aldım. Çorbamı aldım. Zafer Hocam çok teşekkürler. Ekmeğin inceliğini şöyle bir göstereyim önce. Bak ekmeğin inceliği şu. Beni görebilirsiniz oradan. O kadar incecik bir yufka. Üstüne dediğim gibi çok güzel işlediği ciğer, kuzu ciğeri. Kuyruk yağı bol bol var içerisinde. Benim çok sevdiğim yağlardan. Hadi bismillah diyelim. Şimdi demezsin abi, Ökkeş abiye vermedi. Pamuk gibi diye Ökkeş'im lütfen bugün abi bugün yediğin her şeyde lütfen ben yerken lütfen de ye bak sonra Ökkeş yemez derler. Ökkeş abi kıskandı bizi ama kıskanmasın hiç gerek yok. Çünkü hepimize gidecek ciğer var. Limon da var abi. Pamuk gibi bir ciğer. Gerçekten ağ kokusu yok. Yani az önce bahsetti ya ciğeri ilk kez başlayacak olanlar çok sevecek diye. Burası doğru nokta. O kuyruk yağına rağmen ağır bir koku yok. Yumuşacık bir kuyruk ciğer yiyorsunuz. Çorbasıyla, ciğeriyle. Cumhuriyet Lokantası benim çok sevdiğim mekanlardan. Ay fiyatlar ne çorbayla ciğerin? Çorba 2 TL.
ciğer 25 TL. Fiyat performans olarak da bence çok başarılı. Kaç şiş ciğer, bayağı da şiş ciğer var. Burayı not edin Maraş için. Şimdi burayı bitireceğiz. Sonraki mekanda görüşürüz. Şimdi ilk durağımızı yaptık. Evet. Cumhuriyet Lokantası'na gittik. Şimdi devam ediyoruz. Kapalı Çarşı'da bir gezdirmek istedim bana. Evet. İçinden geçerek gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Abi burada tarihi bir çörekçi var. Maraş çöreği yapıyor. Önce oraya bir uğrayalım. Bir tamam. Tamam. Sonra da tarihi bir fırın var yine. Evet. O fırında fıstıklı şekerli pide yeriz. Fıstıklı şekerli pide. Ya sen beni bugün kilo aldırıp gönderdin herhalde. Abi buraya kadar gelmişken yiyeceğim. Hadi devam edelim. Abi ben sana burayı anlatayım. Burası Dua Kubbesi. Dua Kubbesi. Evet. Üçlü kubbe iki odadan oluşuyor. Evet. Burası abi Osmanlı döneminde Ulu Cami'de namaz kılan çarşı esnafı burada duası ne der, rızık duası ne der hep birlikte. Ondan sonra iş yerlerini açar. Maşallah. Her sabah namazından sonra bu oluyor. Aynen. 1889'u görüyorum burada zaten. Aynen. Bayağı eski bir Ulu Cami'nin tarihi 1889. Daha eski. Daha 1600 eski. 1600 yıllar. 1600 yıllar ve o zaman restore edildi bu şeyi kaldı. Aynen. Sadece Maraş'ta bulacağınız bir şey de Maraş çöreği. Nasıl yapılıyor hocam Maraş Hoş çöreği? Hoş geldiniz öncelikle. Kolay Maraş için. Çöreğinin en büyük özelliği taş fırın çöreği deriz biz. Uzun ateşinde pişmesidir. İçerisinde baklavalık yağı kullanıyoruz, tereyağı aromalı. Sade yağ mı baklavalık? Baklavalık yağı. Sade yağı da şöyle diyelim. Mesela müşterilerin isteklerine göre zeytinyağlı olarak birebir, tereyağlı olarak da ayrı yapıyoruz. Çok güzel. Ama bu normal sade olan klasik çöreklerimizde içinde baklavalık yağı, un, su, tuz, çörek otu ve maya şeklinde yapıyor. Evet. İşte Maraş çöreğinin en büyük özelliği işte dediğim gibi odun ateşinde pişmesidir. Bir de bildiğim kadarıyla uzun süre dayanıyor. Dayanır. Mesela bu yumuşak olan fazla durmaz da bunu mesela buzdolabında muhafaza edilmeli lazım. Böyle yiyecekleri zaman saniyelik odun ateşi olabilir. Böyle mikrodalga olabilir. Lütfen her zaman yiyin. Bir de size burada şu bu mesela Maraş'ta sayılı en çok bizde bulunan bir çörek. Bu da yumuşak çöreğin bir gevreği. Biz mesela yazın bunu karpuzla, peynirle gelen misafirlere hoşafla ikram ederiz. Bu köz ateşinde pişiyor. Bu mesela 3 ay durur hiçbir şey olmaz. Yumuşak çörek o kadar durmaz ama bu 3 ay, 4 ay bu farklı bir lezzet. Mesela çeşitli olarak fıstıklısı, üzümlüsü, cevizlisi, çeşitleri çok çörek. Çok güzel. Geleneksel bir lezzet mi araştırıyor? Genelde sade olanları yapıyoruz. Yoksa çikolatalısı olur, biber ne bırakırsan olur çörek. Tabii hamur içi. Aynı dondurma da çeşit çeşit oldu ya çörek de aynı o şekilde oldu. Hamur içi dediğiniz gibi ne koyarsan içine getiriyor. Aynen. Fiyatlar ne peki? Adet fiyatı mesela biz taneye olarak 1.75'e veriyoruz. Kilosu 18 liradan veriyoruz. Güzel. Bunun ne kadar? Bu da 18 lira aynısı. Aynı fiyat. Bir de burada kuru çöreklerimiz var böyle tuzlu şekerli. Bunlar da o pasta dediğimiz çörekler. Kurabiye. Bunlar mesela 5-6 ay durur hiç sıkıntı olmadan. Çok mesela iyi. Bunun bir tatlısı var mesela. Aynı kurabiye gibi. Hani durdukça daha da güzelleşiyor o şekilde. Biz ürünlerimizi günlük yapıyoruz zaten öyle bittikçe. Öyle her yeri çörek doldurmuyoruz. Bittikçe taze taze. Öyle alıştırdık. Sene 81'de de belli bu müesseseyi çalıştırıyoruz. Öyle bittikçe ustalarımızla yapıyoruz. Maraş'a geldiğinizde hem bu lezzeti yerinde tadabilirsiniz hem de işte tabii Maraş dondurması götüreceksiniz isteyenlere. Tarhana götüreceksiniz. Bu Maraş çöreğinde hediye olarak insanlara gösterebilirsiniz. Hatta dolabınıza da atabilirsiniz. Aynen tabii. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Hala o zaman kullanan var diyorum ateş şeyi. Az önce gittiğimiz yerde Maraş çöreği hazırdı. Burada da bir fırın gördüm. Hazırlıyorlar. Onu da göstereyim. Aslında bu fırına başka bir şey için geldik ama Maraş çöreği de bu şekilde hazırlanıyor. Bak ustam orada top top olan ürünü şeyleri, hamurları açıyor o şekilde. Farklı bir merdanesi var. Buradan da odun fırına giriyor. Mis gibi şu çörekler çıkıyor. Maraş'a kendine has bir lezzeti. Şimdi peynirli böreği bekliyoruz. Şimdi burası Kapalı Çarşı'da bir fırın. Öyle olduğu için burası tam bir restoran gibi. Bak mesela bu esnaf getirmiş patlıcanlı kebabını. Patlıcan kebabını öyle hazırlettirecek. Şurada başka bir yemek hazırlanıyor. Çörek hazırlanıyor. Ama buranın bende bıraktığı bir etki var. Peynirli, şekerli börek. Evet. Abi nasıl yapıyorsun? Bir anlatır mısın? Ben bunu daha önceleri sade yapıyordum. Evet. Fıstık bıraktım içerisine. Daha aroması güzel oldu. İnsanlara daha çok sevdirdik. Bu tarih Saraçhane fırınına özgü bir ürün oldu. Burada da beğenerek yiyorlar. Biz de memnunuz. Vatandaş da memnun. Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Burada da alanımızla oturacak. Gelenler, misafirler bekliyoruz. Şimdi yaptığım işlemine geçiyorum. Size zahmet. Bu şekerle fıstık. Şeker, fıstık, peynir karıştı orada içeride. Evet, tereyağı da var içeride. Tereyağı da var, eyvallah. Bir de şöyle görebilirsiniz. Yumurta. Hepsi doğal. Bu arada bu da sadece Antep'te yiyeceğiz, bu sadece Antep, Maraş'ta yiyeceğiz. Antep niye karışıyor ya? Sadece Maraş'ta yiyeceğiz bir lezzet. Buyur abi. Evet. Özellikle tarihi Saraçhane Çarşısı'nda yemenizi tavsiye ederiz.
Diğer arkadaşlarımız da yapıyor ama buradaki daha farklı, lezzetli. Yumurta sarısını sadece koydu. Evet, sarısını da. Şimdi karışma işlemine geçtim. Fırın kültürü buralarda diğer şehirlerdeki gibi, bu bölgedeki diğer şehirler gibi gelişmiş durumda. Evet. İç malzemeni getir, burada sana börek yapsınlar. İstersen içine ne koyarsan koy. Fırın yemeğini getir, yapsınlar. Ustam da kendine has bir lezzet oluşturmuş. Peynir, fıstık, şeker. Bunun lezzetli olma ihtimali var mı? Bunun lezzetli olma ihtimali yok. Hem yemek hem tatlı yerine geçiyor. Evet. Burada özellikle elle açılmasını tavsiye ediyorum. Vay, bak açılma yöntemi de biraz değişikmiş. Evet. Genç ustamız da orada döktürdü ha, eline sağlık. Evet. Güzel kardeşim, kaç yaşındasın? 17 abi. 17 mi? Maşallah. Eline sağlık. Eline sağlık. Bu şekilde bir de buranın güzelliği, tabii bu tip şehirlerde odun fırından vazgeçmiyorlar. Odun fırını lezzeti bence double'lıyor, katlıyor yani. Bu şekilde de bir durum var. Şimdi ürünler hazır olsun, dışarıda tadına bakalım. Böyle bir şeye dönüşüyor. Buranın bir sloganı varmış. Nedir abi buranın sloganı? Damağınızda bir lezzet, börekçi izzet. Börekçi izzet. Damağınızda bir lezzet, börekçi izzet. Şöyle bir şeye dönüşüyor. Şimdi kapalı çarşı gelenekleri aslında bunlar. Kapalı çarşı geleneklerini bana Ökkeş kamera arkasında anlatıyor. Bir sürü, alta 1600 yılından beri bu kapalı çarşı yaşıyor. Köylü gelip buraya alışveriş yapıyor. Köylü ürettiğini getirip burada satıyor. Buradan alışveriş yapıp köyüne götürüyor. Çok eski bir kültür var burada. Böyle de güzel lezzeti var. Hemen bölmeden yiyeceğim. Ama biraz sıcak. Beklesek iyi olur. Aynen, biraz soğuk. İşte bir şehre özgü şeyler olduğunda, daha doğrusu buraya gelip yemek lazım bazı şeyleri. Yani İstanbul'u tamam, bazı şeyler götürebilirsin. Ama şu samimiyeti, şu doğallığı, şu sıcaklığı bulamazsın. Yerinde yemek lazım. Kesinlikle. Bu arada ben yıllarca Maraş'a gittim geldim. Siz de tanışınca Maraş'ın böyle bir yüzünü de görmüş oldum. Ne yapardık? Gelirdik, paça içerdik. Belki yan yana yerdik ama sizin anlatımınızla, sizin şehri tanımanızla başka bir hale geliyor. O yüzden teşekkür ederim size. Afiyet olsun. Başta gelen o fıstığın tadı çok güzel. Şimdi peynir de var ya içerisinde. Şeye benzeteceğim şimdi mesela. Katmer, Antep katmeri. Onda kaymak var, bunda peynir var. Bunda da fıstık ve şeker var, onda da fıstık ve şeker var. Hamur var. Aslında çok uzak değil ama çok farklı bir lezzet bu da. Tam böyle aparatif bir atıştırma aslında bakarsın. Ama çok kalorili. Yani hafif diyorsun ama kalorili, çok da hafif şeker değil yani. Ustam bunun fiyatı ne kadardı? Bir tanesinin fiyatı? 4 lira. 4 lira. Bir tanesinin fiyatı 4 lira. Fiyat performans olarak da oldukça başarılı. Burayı bitirelim. Sonra dondurma mı artık? Dondurma yiyelim. Haydi dondurmaya gidiyoruz. Evet efendim, Maraş'ta anılan en önemli ürün dondurma. Aynen öyle abi. Şimdi Mado'yu herkes biliyor. Mado'nun başlangıç noktası işte bu Yaşar Pastanesi. Şu arabanın güzelliğine bakın. Burada göstermek istedim. Abi bize Maraş dondurmasını anlatsana. Farkı ne ya? Niye bu kadar değerli, önemli? Abi buradaki Maraş dondurmasının farkı, karşıda gördüğün Ahir Dağ kenarlarında otlayan keçilerin sütünden yapılır. Evet. Ondan kaynaklı da gayet lezzetlidir, güzeldir. Ama şöyle bir dipnot düşeyim. Burası Mado, Maraş dondurmasının ilk pastanesi. Evet. 1800 yıllarda yapılmış, hala devam eden en eski pastanelerden biri. Bir ekleme yapacağım sana. Evet, Ahi Dağı'nda otlayan hayvanlar ama bir de bu dağlarda yetişen salep de. Orkide bitkisi. Orkide bitkisinin. Evet, onun kökü salep oluyor. Evet. Saleple yapılıyor. Evet. Ondan kaynaklı gayet lezzetli. Evet, salep ve keçi sütünün aslında muhteşem birleşmesi. Aynen. Şimdi her yerde dondurma yersiniz. Güzel dondurmalar da var. Farklı yerlerde farklı güzel dondurmalar anlattım. Ama Maraş dondurmasının şahsına münhasır bir lezzeti var. Bilmiyorum burada firik dondurma bulabilir miyiz ama burada firik bulamayız. Bulamayız ama firiği yine anlatacağım size. Yiyebileceğin en lezzetli kaşık dondurmayı burada yeriz. Hadi bakalım. Şimdi dünyanın her tarafından Maraş dondurmasının bir şovu var. O göster ama elletme anında şey yapabiliriz çünkü verip almıyorlar. Almıyorlar. Burada şovu yok değil mi? Burada dondurma var. O biraz şaklabanlı oluyor. Şaklabanlık mı oluyor? Evet. Şehrinizi kötü anlatmış oluyorlar değil mi biraz? Aynen, evet. Biraz turist şofu.
Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, hoş geldiniz. Eyvallah. Dondurma rica edeceğiz. Tabii ki efendim. Ökeş'cim bu arada istediğin kadar yiyebilirsin. Sınır yok. Ben arada ona kayıyorum ya. Öyle mi? Tamam. Az mı yesem diye. Yok yok, istediğin kadar ya. Bugün kilo düşünme. 50 lira beni çok etkiledi. Abi ben bir tane büyük boy alacağım. Ben de orta boy alayım. Şöyle bunun olayı aslında dövüle dövüle yapılması biraz. Maraş dondurmasının bir özelliği. Az önce anlattığımız ek olarak. Üstüne de bol fıstık. Teşekkür ederim. Bununla doymazsan bir daha iste. Sizinki? Tamam, yerim ben. Bunun kadar olabilir. Tamam. Dediğim gibi yani bugün istediğin kadar dondurma yiyebilirsin. Yani ishal olana kadar yiyebilirsin diyeyim abi. Senden miden soğuyana kadar. Benden hep benden abi. Bugün yiyeceğin her şey benden. O kadar etkiledi ki o video beni. Çok teşekkürler. Arkadaşlar. Onlar da yer. Yine büyük. Hı-hı. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar olacak? 7 lira. 7 lira. Muazzam. Kesiyorum. Şimdi Enes arkadan keselim, dondurma yiyeceğim dedi. O da dondurmasını yesin, sonraki mekanda görüşürüz. Ya bunu yıkacaklarmış ya. Dünyanın en saçma binasını yıkıtmam kardeşim. Yetkililere sesleniyorum. Bu bina yıkamazsınız. Sen de bir anket açalım. Açalım abi ya. Bu bina yıkılır mı? Kahramanmaraş'ın simgesi. Dünyanın en saçma binası. Yani Google'a yazınca dünyanın en saçma binası diye bu çıkıyor. Bu yıktırmayız abi. İnşallah bu video yayınlanana kadar yıkılmış olmaz. Niye yıkıyorlar burayı? Mis gibi bina ya. Şehir meydanı yapacaklarmış. Yapsınlar sağ sola. Şu bina yıksınlar abi. Ha, bina saçma, yıkılması daha saçma bir olay. Evet yani. Simge haline geldi bu şehrin ya. Hayır, bilardosu bile var yani. Nasıl yıkarlar bu binayı? Saçma binası neden deniyor biliyor musun buna bence? Kullanım alanı çok düşük ya. Evet. Ama simge, şu yani güzel bir Maraş'ın başka simgesi var mı? Kale var. Dünyanın en iyi dondurmasıyla en saçma binasına sahibiz. Evet. Birini yıkıyoruz. Bence yıktırtmayın. Maraşlı yetkililere sesleniyorum. Bu binayı yıktırtmayacağım. Şimdi Ökkeş bizi merkezden çıkarttı. Ara sokaklardan geçirdi. Sonra bir paçacıya getirdi. Buyur abi. Abi Mağaralı Mahallesi içerisinde Menekşe Paçacı'dayız. Niye mesela burası... bir sürü paçacıyı geçip bu adama geldik? Abi paçada bazı hileler var. Büyükbaş hayvan kellesiyle de yapılıyor, küçükbaşla da. Burada sadece küçükbaşla yapılıyor. Evet. Kuzu kellesi kullanılıyor. O da zaten o içerken o şeyden, kolajenden anlıyorsun. Yine orijinal bir Maraş yemeği, orijinal bir Maraş paçasını burada yiyeceğiz. Aynen. Hadi başlayalım. Şimdi şurada Enes gelsene, şunları göstereceğim. Şimdi bu adamın şey koleksiyonu varmış, kelle koleksiyonu varmış. Başka bir yerde de bunun şeyi var, baksana ne güzel yazılar koymuş. Bir de maskelemiş hepsini, hepsi koronaya karşı korumuş. Zaten paça da çok sağlıklı bir şey olduğu için, lezzetli bir şey olduğu için koronaya karşı koruyan bir şeylerden. Hadi ustayla sohbet etmeye girelim. Selamünaleyküm. Abi güzel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi maskeyi çıkarır mısın? Bir yüzünü gözünü görelim ya senin. Tamamen çıkart abi. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür abi. Dolandık. Maraş'la ilgili bir video çekiyoruz. Evet. Yanına geldik. Maraş paçasını bize anlatır mısın? Nasıl olmalı? Maraş paçasının orijinali tamamen küçük baştan oluşur. Pardon. Evet abi. Tamamen küçük baştan oluşur. Bu kellerin biçimi 5-6 saat sürer. Maraş paçasında sumak ekşisi kullanılır. Şu sumak ekşisini sabah ya, göstermiştim başka da bir yerde. Evet, sarımsaklı sumak ekşisimiz olmazsa olmazımız paçamızın. Böyle bir raiha yok ama, böyle bir lezzet evet. Yok. Verdiği enerjiyi anlatamam. Şu an sarımsak daha yeni diyordu zaten, daha tam şey olmadı. Evet. Evet, abi sana zahmet, biz o zaman bir tane Maraş paçası hazırla ama. Karan. Ben şey istiyorum senden. Dolaba olarak. Tarhanalı falan var ya. Evet, tarhanalı. Ondan yapsana. Aynen, olur, öyle olabilir. Yap. Buyur abi. Önce Maraş'ın o meşhur tarhanası giriyor işin içine, altına böyle. Şimdi normalde burada kelle paça bildiğiniz sistemde yapılıyor ama ben burada beşi bir yerde diye bir ürünü var, onu istedim. Tam böyle bir bomba olacak burada. Bol bol tarhana var bu işin içinde. Tarhana buraya ait bir şey ve Türkiye'nin başka bir yerinde bu lezzette yapılamıyor. Birçok yerde tarhana yapılıyor ama Maraş'ın tarhanası biraz daha farklı. Şimdi bu arkadaşımız bizim Remzi abinin yeğeni. Sohbet ettim işte, ben genç arkadaşlar görünce işte ileride ne olacaksın, gelecekte paçacım olacaksın, işte ne bileyim bilgisayar yazılımcı mı olacaksın falan diye sorarım. Ne olacaksın diye sordum, kendi cevap versin. Hayvancılığa girmek istiyorum. Hayvancılığı çok severim. Hayvanlar, ondan sonra da
onlara ne bileyim işte üretmek istiyorum. Vallahi bravo. Senin yaşında gençler genelde gamer olmak ister. Ne bileyim yazılımcı olmak ister. Hayvancılığa ihtiyaç var. İnşallah en iyi olacaksın. Büyüyünce bana yaz lütfen. Ben gelip seni o çekeceğim. Yaptığında YouTube kanalına da koyacağım. Eyvallah. Evet, ustam şimdi üstüne güzelce şu beyinleri koyuyor. Ben sakatatlarda en sevdiğim şeylerden bir tanesi beyin. Krem gibidir, böyle krema gibidir. Ekmeğin üzerinde böyle Nutella gibi sür, ye. Öyle bir kıvama sahip bir şey beyin. Belki kelle sürüş videolarında görmüşsünüzdür. Krem gibi oluyor o şekilde. Önce koydu beynimizi. Evet abiciğim. Beşi bir adam beyni kuzu beyni olmalı. Evet. Sendeki her şey kuzu zaten, evet. Değil mi? Bizde Türk kuzu. Küçük başı kullanılıyor. İşte bir kuzu. Evet. Şu an beynimizi hazırladık. Tamam. Sonra... Banyolama. Evet, banyolama durumu var. Evet. Şöyle güzel o kelle paçanın suyundan üzerine bolca geldi. Bak. Biraz da kendi yağından sonra bak, koyuyor, bir yandan geri döküyor. Banyolama sistemi dediği bu. Bir yerden koyuyor, bir yerden atıyor. Havuz problemi gibi. Bir musluk açık bir yerde havuz problemlerinde, bir yerde de musluk açık. Öyle bir devir daim yapıyor. Bütün o tarhana, beyin, o et suyuyla ıslanmış oluyor. Lezzeti ona geçmiş oluyor. Zaten o paça videolarından hepiniz aşinasınızdır buna. Bu şekilde bir hazırlanış yöntemi var. Beşi bir yerden. Hemen şimdi şeyi bırakıyoruz. Evet, yağ. Acılı sos mu bırakıyoruz biraz? Acılı sos mu, yağ mı abi o? Yağ yani. Yağ, evet. Acılı yağ geliyor abi üstüne bolca. Evet, tarhanayı ben çok koydu zannettim ama çöktü. Tarhana dipte şu an. Şimdi baharatımızı ilave ediyoruz. Baharat ne diye sormayacağım abi, özel baharattır belki. Abi, özel baharat. Evet. Sonra gelsin abi, kuru yemiş, fındık, badem, ceviz. Bunun hani lezzetsiz olma ihtimali yok ama bomba bir şeye dönüşüyor enerji kaynağına. Hem çerez var, hem tarhana var. Altta da beyin var ve bitmedi. Daha üstüne bir şeyler gelecek bunun. Evet. Hafiften de birkaç damla. Evet, sumak ekşisini. Sumak ekşisi damlatıyoruz şöyle. Sarımsaklı sumak sosumuz. Evet. Şöyle biraz ekşilik versin diye. Tarhana da eş umduğu için fazla şeye gerek yok. Evet. İşi görmemiz hazır. Hazır. Bunun fiyatı ne abicim? 30 TL. Bir de paçadan hazırla sana zahmet. Hali hazırda. Onu da görsün insanlar Maraş paçası nasıl oluyor diye. Bu arada Zeynep Usta'nın böyle bir kelle koleksiyonu da var. Nusret'e varana kadar buraya gelip ziyaret etmişler zaten ama şu kelle koleksiyonu ilgimi çekti. Yalnız Ökeş, senin fotoğrafını göremedim ha. Abi benim fotoğrafım evet yok. Bu üzücü yani sen. Olması lazım. Yani senin Ömür Akkor'dan neyin eksik? Neyin eksik? Bence fazlan bile var. Birkaç bir şey. Hadi bakalım. Evet, şimdi de orijinal Maraş paçasını göstermek istiyoruz size. Şöyle. Paçanın o et malzemesini oraya koydu ustam. Şimdi o banyolama dediği işlemi yapacağım. O et suyu giriyor içine, çıkıyor içinden. Tekrar. Doldur boşa da suyu. Evet, doldur boşa da suyu. O eti, o suyu geçmesini sağlıyor. Aynen. Acılı sosunu bırakıyoruz şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi. Sonra biraz daha suyundan ekledi. En sonunda herhalde bir sarımsak suyundan da ekleyecek şeyden. Tabii. Sumaktan da. Şöyle sarımsaklı yanına yapalım. Ya ben bu sumak ekşisine bayılıyorum buradaki ya. Şöyle sarımsaklı yanından bırak. Koy babacığım, koy sarımsak koy ya. Kimseye de zaten münasebet içinde olmayacak. Evet. Eyvallah. Baharat ister miyiz? Baharat istemem, böyle iyi. Eyvallah, eline sağ olun. Evet, yine güzel bir yere getirdim beni, çok teşekkürler. Maraş'ın olmazsa olmazlarından paça, söğüşümüz de geldi. Maraş'ın olmazsa olmazlarından şöyle bir beraber kaşık daldıralım seninle. Benimle paçaya kaşık daldırır mısın Ökeş? Varım. Bol sarımsaklı bir paçaya dönüştü. Benim tansiyon yükselmesin, şu kenardan alayım. Dün aslında biraz tartıştık Ökeş'le. Niye tartıştık? Dedim ki, tamam Maraş paçası güzel ama benim ilk 3 sıralamamda başka şeyler var dedim. Ondan beri surata asık. Yani videoda surata asık ya. Sebebi bu. Takılmayın fazla ona. Yoksa bol bol dondurma yedi az önce. Maraş paçası Türkiye'nin en iyi paçasıdır. Bence. Yani bu damak senin damak tadına göre. Kesinlikle güzel bir paça. Ona itirazım yok. Kesinlikle güzel bir paça. Ama benim damak tadıma göre
ilk üçünde başka yerler var. Ama o çok lezzetli bu arada. Kolajen de sumak eksisiyle. Yok aynen öyle. Kolajen var mı? Kolajen var. Et güzel mi? Güzel. O sarımsak sosu, o dediğin gibi sumak sosu muhteşem bir raya katıyor. Ama oradakiler başka bir şey yapıyor. Şimdi ben bunun tadına baktım. Gayet güzeldi. Şu beşi bir yerde. Bak beşi bir yerde, Türkiye'nin neyse burada. Maraş'ta. Başka yerde yok. Evet. Maraş tarhanası. Beyin var içinde. Bademler var. Ve güzel o sostan yine var. Şöyle göstereyim. Yiyeceğim. Ben kayıt dışı yaptım. Abi gelmedi. Yemezsen kusuyorlar bak gerçekten. Off the record. Kamera altındayım. Lütfen yer misin? Tamam. Sonra sana yedim elini kuruyorlar. Bir poşet istememizi o istedi. Abi her yerde yiyoruz. Fazla istemeyelim dedi. Yoksa niye ona söylemedin muhabbeti yapmayın bana. Bu bambaşka bir olay. Tarhananın ayrı bir lezzeti var. Sumak'ın ayrı bir lezzeti var. Beyin, cevizler, işte ne bileyim bademler, fındıklar bambaşka bir yerde. Bunun fiyatı 30 lira. Paça ne kadar Remus tam? 20 TL, 30 TL. Fiyat performans olarak da çok güzel. Şimdi burayı bitiriyoruz. Maraş'ın çok sevilen bir yemeği var. Bundan sonraki durağımız orada. Maraş'ın başka bir yanına geldik. Burada da Süleyman Usta var. Burada ne yiyeceğiz? Burada yan yana yiyeceğiz. Benim sanırım Maraş'taki en sevdiğim yemekler. Şimdi Ökkeş bir mekana getirdi bizi. Burası dedi ki benim işi öğrendiğim yer. Bu arada şimdi biz gastronomi ile ilgili daha önce yemiş bir bildiğimiz var. Ama Ökkeş bunun okulunu okumuş. Bu anlamda emek vermiş. Mutfağa girmiş, ustalık yapmış bir dostumuz. Maraş'tan lezzetler hesabı da böyle açıldı aslında. Daha sonraki mekanlarda Ökkeş'ten daha çok bahsedeceğim de. Şu tezgahta İstanbul'da birçok yerde göreceğiniz aslında şeyler var ama şunu göremezsiniz İstanbul'da. İşte yan yana dediğimiz, eli böğründe dediğimiz yemek bu. Anlatır mısın dostum bize bunu? Abi bizim meşhur eli böğründemiz bu. Bu yemek nasıl çıkıyor? Sana kısaca anlatayım ben bunu. Bu yemek kapalı çarşı esnafının tenekeyi bükerek, evet, tenekede yaptığı bir yemek. Hı-hı. Yan yana eti, üzerindeki kuyruk yağdır, evet, domates, biberi, sarımsağı yan yana düzerekten, hı-hı, hızlıca fırına verip yaptığı bir esnaf yemeği. Yanlış biliyorsam düzelt. Özellikle cuma namazı sonrasında yenen bir yemekmiş değil mi? Genellikle bu ekip halinde. Yani tören yemeği gibi. Aynen. Cuma'dan çıkıldı. O huzur içerisinde. Ondan sonra bu etle de kutluyorlar. 3-5 esnaf çıraklarıyla, elemanlarıyla birlikte toplanır. Hep birlikte bu yemeği yer. Evet. Şimdi ustanın çırağından dinledik. Bir de ustaya gidelim. Gel. Şimdi hoş geldiniz. Onu ben anlatayım abi. Olur abi. Kısaca. Süleyman Usta, ben 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Aşçıyım aynı zamanda. Gastronom mezunuyum. Biliyorsunuz zaten. Evet, evet. Aynı zamanda yiyecek içecek öğretmenim. 15 yıl evvel benim yanımda çıraklığa başladığım ustamdır. Evet. Yani genç gösterir ama... Maşallah var ya. Benden küçük gösteriyorsun. Aynen. 44 yaşındayım. Evet, benden küçük gösteriyor musun? Mesleği Süleyman Usta'dan öğrendim. Öyle çok mi? İyi bir usta. Öyle. Hadi Süleyman Usta'nın yanına gidelim, orada sohbet ederiz şeyle. Yan yana yaparken. Evet. Eli böğründe yapıyoruz. Öncelikle etlerimizi. Tanama abi. Et. Et tanama. Et. Süt düve. Süt düve. Lokum. Tamam, lokum. Güzel. Kısmı. Bu şekilde biraz jülyen doğramamız lazım. Vallahi. Daha güzel pişmesi için. Şimdi bu fırın yemeklerinde eti kurutmamak önemli. O da neye bakıyor? Ustalığa bakıyor. Bu yan yana olayında da şu kuyruk yağı var ya hani. O kuyruk yağı en üstte diziliyor böyle. En üstte dizildiğinde etin yanması biraz daha gecikiyor. İyi pişmesi sağlanıyor. O bir de kuyruk yağın rayası etin içine geçiyor. Özellikle sarımsak ve sebzelerin içine giriyor. Bambaşka bir konuya geliyor. Yani bugüne kadar yediğim benim en iyi sarımsak bu haldeki sarımsak. Yani kuyruk yağı içine siniyor, etin lezzeti sarımsağa siniyor. Sadece sarımsağı yeseniz bu yemekte keyif alırsınız diye düşünüyorum. Ustam ben konuyu bitirmeden eti doğradı. Şimdi şöyle bırakıyoruz, evet, bunu. Mis gibi. Hemen bir baharatlığımız geldi. Toz biber. Evet. Tuzumuz geldi. Böyle bir karıştırıyoruz bunu. Of. Evet. İşte evet. Buradaki olan kuyruk yağı. Net olarak. İnce ince kesiliyor. Kimisi çok küçük küçük keser. Kimisi ince ince keser. Etin üstüne konuyor ki et fırında yanmasın. Aynı zamanda o kuyruk yağının rayihası etin içine geçsin. Kırmızı biberler. Ya bunu açıkçası evde de yapabilirsiniz ama buradaki lezzeti yakalamanız çok zor. Hem burada tabii ustalık var, hem malzeme seçimi var. Biraz daha farklı.
Özellikle odun fırınında olması gerekiyor. Ya daha doğrusu fırında olması gerekiyor. Ev fırında bu kadar lezzeti yapamıyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Ben evde bunu denedim. Yani lezzetsiz olmadı ama buradaki kadar iyi mi? Hayır. Domateslerimiz geliyor. Ustam çok seri. Maşallah. Evet. Domatesler geldi. Yemeğin iki adı var. Biri yan yana, biri eli böğründe. Yan yana olmasının sebebi işte diziyorlar yan yana. Domates, biber hepsi yan yana olunca. Bir de eli böğründe neden? Aziz ismi? Yani şöyle bir şeydir eli böğründe bizim inşaat teriminde de. Abi, böğür burasıdır biliyorsun. Ha, o et kullandıkları aynen. için mi eli böğründe diyorlar? Aynen. Tamam. Onu da bugün öğrenmiş olduk. Ama yan yana daha güzel bir kelime bence. Yani uyuma anlamında domates, domatesin yanında biber, biberin yanında et falan bu şekilde gidiyor. Güzelce baharatlanıyor. Şimdi bize sarımsak gelecek sanırım. Hemen sarımsak şöyle. Ha başka ayrı mı yapacaksın sarımsak? Abi, ayrı etmen yapacağız. Şu şey geçmesin miydi etin lezzeti falan? Karışık yemesi daha güzel oluyor. Ayhan evet Bey. Tamam. Bunu abi hemen sıvı yağıyla şöyle. Tamam babacığım. Şöyle karıştırıyoruz. Evet. Bu şekilde fırına vereceğiz. Şimdi. Hadi bakalım. Ustam eline sağlık şimdiden. Şu ne ustam bu arada? Arap tava. Arap tava. Evet. Bu da Arap tavaymış arkadaşlar. Bir fırına gönderdik. Kaç dakika bekleyeceğiz abicim? Yemeği kaç dakika bekleyeceğiz? 25 dakika. 25 dakika. Biz evet. bir çayımızı içelim, yemeği bekleyelim. Evet. Şimdi önden gelen koku buram buram sarımsak. Sonra da yan yana konmuş güzel, lezzetli bir ürün. Ne yani? Doymuşsan doyabilirsin. İşimizi yapacağız burada ya. Yiyeceğiz diyorsan yiyeceğiz. Yiyeceksin abi. Tamam. Beni getirdin, sen de yiyeceksin. Ya şimdi zaten hızlandırılmış bir tur yaptık, tamam mı? Adam üçüncü mekanda bitirdi kendini ya. Yapma abi böyle. Yemek dediğin yenecek yani. Güzelliğe bak. Artık beni durduramazsın. Hadi buyur. Bu tabak bitecek abi. Burada, bu arada fiyat ne? Sormadık onu ya hiç. Abi bu 3 kişilik. Bunun fiyatı 75 TL. 25 lira mı? Bir kişi başı 25 lira. Bu arada şunun altını çizeyim. Bugüne kadar 50 lira serisi 50 tane şehirde çektim. 50 tane bölgede çektim. En çok yemek yediğim yer Kahramanmaraş. Öyle mi? En ucuz memleket Kahramanmaraş. Bu arada hala fiyatlar düşük. 25 lira bu yemek için çok ucuz bir fiyat. Evet. Cidden. Ha, kilis de ucuz bu arada. Hı. Kiliste de 16 lira 200 gram et yemiştim. O kilis tava var ya, evet. kişi başı 16 lira. Mis gibi bir fiyatı var. Aynen. Burası da 25 lira. Böyle bir yemek için bence çok iyi. Çünkü mekan da güzel. Evet. Şık bir mekan. Belki o salaş yerlerde bu fiyatı bulabiliriz ama burada bulamayız diye düşünmüştüm. 25 lira muhteşem. Dünkü yediğimiz yerde de mi aynı fiyattı? Aynen. Orada da aynı. Bravo. Bayağı iyiymiş. Yana atsa fotoğrafı atmasın. Ya yana o adam almış yani. Lokmayım. Sıcak değildi çünkü ben konuştum. Hı-hı. Soğutmak için. Yani seninle muhabbet etmek için soğutmadım onu. Gayet güzel. Et dünkü yediğimizden daha yumuşak, daha güzel bir et. Herhalde bugüne kadar yediğim en iyi yan yana olabilir. Öyle mi? Evet. Güzeldir abi şey. Evet evet. Çok lezzetli. 25 lira fiyatı. Muazzam sıcak değil mi bu arada ya? Değil mi? Evet. O kadar sıcak değil. Sarımsak da. Bu iş ekmekle yenilir ama tabii bizim bugün fazla yemekten gezeceğimiz için çok ekmeği dadanamayacağım. Şöyle iki sarımsak. Üstüne şöyle birkaç tane et, bir tane de böyle kapya biberden aldık mı şöyle bir lokmaya dönüştürebilirsiniz ekmeksiz de gider. Afiyet olsun. Oldukça iyi. O kuyruk yağı alt tarafa öyle bir sinmiş ki bakın yukarıda hiçbir kuyruk yağı görmüyorsunuz. Erimiş etlerin arasından bütün o lezzetini alt tarafa doğru götürmüş. Zaten domatesin suyu, biberin rayası derken sarımsak olsaydı daha içine iyi değil miydi ya? Genelde öyle yedik ama. Doğru, evet genelde öyle yapılıyor. Evet. Süleyman Usta'nın tarzı biraz farklı. Evet.
Belki de sarımsağın o keskin tadının içinde buluşmamasını istiyor. Et iyi olduğu için. Böyle etin tadı gelsin. Attığımda böyle sarımsakla alıp böyle löplediğim için böyle daha güzel oluyordu. Çok iyi bir yan yana yedim. Gerçekten bence bugüne kadar herhalde bir 5-6 farklı yerde yemişimdir. En iyisi burası. Çok lezzetli. Fiyat 25 lira. Bundan sonra gideceğimiz mekan çok lezzetli. Orada devam edeceğiz. Yemekleri yedik güzel güzel. Biraz böyle dinleneceğiz. Sonra daha lezzetli bir yere geçeceğiz. Geçmeden önce benim Kahramanmaraş'ta en sevdiğim kahveciye geldik. Yanımızda Fatih var. Ökkeş'le tanıştınız. Fatih'i tanımamıştınız. Fatih kendini kamera önüne bek koymuyor. Çünkü neden? Neden koymuyorsun kamera önüne? Çok ön plana çıkmak istemiyorum. Ökkeş Bey varken tabii bize çok şey düşmüyor. Birbirlerine şu an jest yapıyorlar. Ama ben önce şu kahve dükkanından bahsetmeliyim. Benim kahve adını öğrendiğim birçok şeyi Tayfun abi öğretti. Kendisi tatildeymiş, yakalayamadık ama muhteşem bilgiler öğrendim ondan ve Rom Coffee'yi benim markamı bilenler bilir. Bu arada şunu da sorayım. Benim markamı alanlar, içenler beğendi mi? Aşağı yorumları yazmayı unutmasın. Şimdi burada Türkiye'de çok bir yerde bulamayacağınız, aslında çok iyi dükkanlarda bulacağınız Ristretto dedikleri, artık bu espresso'nun daha da böyle saflaştırılmış, daha konsantre edilmiş halini içeceğiz. Bu arada size de ben bu kahvemi içerken Pizza Maraş'ın gastronomisi adına birçok şey yaptınız bu zamana kadar. Bizleri çağırdınız, anlattırdınız bize. Benim yıllarca Maraş'a gelmeme rağmen birçok şeyi sizlerle beraber öğrendim. Az önce Ökkeş'e de bundan bahsettim. Birçok şeyi sizle beraber öğrendim. Maraş'la ilgili daha neler yapılabilir? İnsanlar Maraş'a yemek için gelmeli mi? Bunları bir konuşun size zahmet. Ben de o arada kahve yedim diyeyim. Şöyle ki, şimdi biz Maraş'tan Lezzetler sayfası olarak Ökkeş, kuzenim olur, bir yola girdik. Sadece hobi amaçlıydı tabii ki de. Sonradan hiç tamamen Maraş'ın gastronomisi ve tanıtımı konusuna evrildi. Şimdi aslında bu konuda sizin de çok büyük destekleriniz var. Estağfurullah. Yaklaşık 3 yıl önce bir grup içerisinde bizi aldınız. Başlangıcımız özellikle Maraş'ın Türkiye'ye ve dışarıya tanıtımını aslında orada startını aldık. Evet. Sonrasında çok çok olumlu tepkiler alınca sayfa büyüdü. Şimdi bir emek veriyoruz. Emeğin karşılığında zaten yorumlarla teşekkür şeklinde aldığımız zaman daha da bir motive oluyoruz. Hı hı. Burada önemli olan kısım, zaten Maraş'ı Maraşlılar biliyor, Maraşlı olmayanlara tanıtmak. Bir şey söyleyeceğim, kesinlikle Maraş'takileri de çok yer göstermişsinizdir. Bir kere Maraş bu bölgede doğa olarak en iyi yer. Kesinlikle. Baş konuşucu aydasıyla o sizin zaman zaman attığınız fotoğraflardaki o göllerle benim bilmediğim bir Maraş'ı anlattınız. Muhtemelen Maraş'taki arkadaşlar da bunu bilmiyorlardı. O konuda çok fazla yorum alıyoruz. İşte burası Maraş'ta mıydı? Bunu söyleyen, örnek veriyorum, 30-40 yıllık Maraşlı. Evet diyorum, burada Maraş'taydı. Ha, bu şöyle bir şey var, biz de gezdikçe Maraş'tandık. Evet. Tabii doğru, gerçek. İlçeleri gezdiniz bu arada. Tabii ilçe ilçe, köy köy. Özellikle zaten yorumlara yazıyorum. Önerdiğiniz yer var mı? İnsanlar kendi köylerini öneriyor ya da rastgele aracımızda işte bugün de şuraya gidelim dediğimizde insanlar kendi köyünde gördükleri zaman bizi çok mutlu oluyorlar. Kesinlikle. Biraz daha böyle yöresel Anadolu şehirlerinde bu önemlidir. Evet, bizim köyümüze de gelmişler, hatta bizim mahallemize gelmişler dediklerinde çok iyi seviyor insanlar kendilerini. Ben de bunu çok yaşıyorum açıkçası. Mesela bana gidiyorum, gurbetteki manlılar mutlu oluyorlar bundan. Tekrar memleketlerini gördükleri için, yemekleri gördükleri için. Sürekli bu anlamda bir elçilik yapmış oluyoruz açıkçası. Ama siz Maraş özelinde bunu çok iyi yaptınız, çok iyi başardınız. Ya tabii ki şimdi sayfayı biz Ökkeş, Fatih, Geziyor, Yiyor şeklinde bir sayfa da yapabiliriz. Evet. Ama biz tamamen sayfa değil, sayfada hani kişi değil, Maraş ön planda olmasını tercih ettik. Bu sebeple zaten sayfanın adı Maraş'tan evet. Lezzetler. İnsanlar bunu her zaman bize soruyor. Neden? İşte, araya gireceğim yalnız. Tabii, bunu değerlendirelim. Abi, az önceki o içtiğim safın biraz sulusu bu. Ama şu bal rengini gerçekten birçok kahvecide bulamazsınız. Benim kahvelerimde de var, Rom'da da var onlar. Ama iyi yapmak, o kahveyi iyi demlemek, iyi suyu ayarlamak, taze ütmek vesaireyle ilgili iyi kahve severlerin Maraş'a geldiklerinde kesinlikle bunu uğraması gerekiyor. Ben bölgeye geldiğimde, mesela bu seyahatimde aslında ben Adıyaman'a gidiyordum. Adıyaman'dan Maraş'a geldim, hem bu videoyu çekiyorum hem de her geldiğimde Tayfun abiye bu bölgeye geldiğimde uğrarım. Kesinlikle şöyle, şimdi biz Maraş'a geldiklerinde insanların algıları tek düze. Özellikle
işte Ozi'ye getirdiğimde inanamıyorlar. Senin de ilk tepkin aşağıdaki dükkandaydı. Tabii tabii. Böyle bir mekan İstanbul'da yok diye bir tepki vermiştin. Ben detaylı anlatmıştım açıkçası. Tayfun abi de bir video yapmıştık ama fazla tepki şey almadı, izlenme almadı. İzlemeyen arkadaşlar vardı, onun altını çizeyim. Tayfun abi Avustralya'ya gitmiş bir futbolcu geçtiğinde. Orada kahveyi öğreniyor ama Türkiye'de baristalık olayının bence artık nirvanası Tayfun abi. Bunu Maraş'ta yapması çok şaşırtıcı. Ben Tayfun abiden çok şey öğrendim. O anlamda da bu dipnotu düşeyim. Maraş'ta şey var zaten, özellikle kahveye ve baristalığa ilgi duyanlar Tayfun Bey'i bilirler. Özellikle yarışmalarda. Evet. Yarışmalarda jüri olarak da artık kendini görebiliyoruz. Aşağıdaki geldiğiniz dükkan geçen hafta yenilendi. Geçen hafta açıldı. Yine aynı konsepte büründü. Ya ilk tanışmamız o şekilde biz sizin Tayfun Bey'le tanışmanız. Burada şey mekan olarak da, ürün olarak da gerçekten Türkiye'nin üzerinde bir mekan. İnsanlar şaşırıyor. Gerçekten kahve konusunda Maraş iyidir aslında. Bu ve buna benzer birkaç tane daha mekanımız var. Evet. İnsanlar şaşırıyor. Şaşkınlıklarını gerçekten saklamıyorlar. Evet. Ya bizim için de önemli. Ben de kahveyi çok severim. Böyle bir şeyi bulduğumuz Türkiye genelinde gezdiğimde gerçekten bulamıyorum. Evet. Şimdi Maraş'la ilgili dediğim gibi Maraş, işte Hatay, Adana, Gaziantep, Urfa, onların böyle sanki kenarında kalmış gibi bir memleket ama gerçekten kendine has çok lezzeti olan bir memleket. Bu videoda gördünüz mesela. Yan yanasını sayabilirim, Filik tarhanasını sayabilirim, Maraş dondurmasını sayabilirim. Ondan sonra ekşili çorba zaten başlangıçta böyle damağı alan bir şey. Bununla ilgili birçok çörek, Maraş çöreği yine sayabilirim. Evet. Sadece Maraş'ta bunu bileceğiniz ve çok lezzetli, çok güzel ürünler. Fiyat anlamında da gerçekten Türkiye'nin en ucuz memleketi yok. Yani Enil Reyne'nin serisinde en çok burada yemiştim. Hala fiyatlar çok uygun. Yaklaşık. Bir ana yemeğin iyi bir restoranın 25 lira olduğunu düşünüyorum yani. Bu kadar. Yaklaşık 14 mekan gezmişti Gelirli Reyne'ye. Tabi Maraş'ta lüks tüketim de var. Yani pahalı yiyebileceğiniz ürün de var. Yalnız genel olarak baktığımızda genellikle yeme içme ucuz. Öyle. Çünkü yanımızdaki o lokomotif şehirler gibi değiliz. Biraz daha gizli saklı kaldığımız için. Yani yeme içme o kadar hızlı akan bir şehir değil. Fakat lezzetleri iyidir. Eti iyidir. Kesinlikle. Lezzetli bir şehir ama bu muhabbetten sonra bir mekana daha götüreceğim sizi. Ardından finalde yine Maraş'a dair iki tane lezzet var. Onları anlatacağım. Sonra videoyu kapatacağız. Şimdi yöreseli biraz atladık. Yöreselden öte iki tane burada mekan var. Aslında burası Ökkeş'in mekanı. Hem burayı anlatmak istedim. Ben burayı ilk defa ziyaret edeceğim sizle beraber. Hem de bir özelliği var bu iki mekanında. Yani adam mutfaktan çıkmış zaten. Güzel ürünün peşinde koşmuş bizim gibi blogger olarak. Birçok mekanı denemiş, pizzacı, işte ne bileyim burgerci, ocu bucu. Sonra onlardan daha iyi yaparım ben demiş pizzayı ve burayı açmış. Şimdi hem pizzayı anlatalım hem de yan tarafında Adana esintisi olan bir mekan var, onu anlatalım. Şimdi Maraş'ın yöresel mutfaklarını gezdik. Bir de Maraş'ın yöresel pizzaları var dedin. Yok. Maraş'ın yöresel pizzaları değil. Ya geldim burada 4-5 gün geçirdim. Bütün yöreselleri harcadın. Canına pizza yemek istiyor. Güzel pizza yemek istiyor. Buraya gelip pizza yiyeceksin. Burası aslında Ökkeş'in mekanı. Evet. Ökkeş'in hayal ettiği, hani bahsettiğim ya, zaten Ökkeş gastronominin içerisindeydi, yıllarca mutfaklarda çalıştı, ardından kendine böyle bir marka oluşturdu. Bu görsel, bak şu mesela klasik bir pizza görseli. Bu klasikten öte, şu küflü peynirler falan biraz belki şeyse, Roquefort'sa aynen, bu biraz farklı ama benim böyle pizzada görmek istediğim resim bu. Fotoğraf bu. Zaten kesinlikle. Pizzada orijinal pizza margarita. Kesinlikle. Peynirler, hamurdur. Biz Adana'da margaritasız yaşayamayız. Öyle Adana'da mi? Evet, yani Adana doğmuş büyümüş herkes margarita pizzayı bilir. Evlerde yapılır çünkü annem sabah kahvaltıda margarita pizza yapardı. Bizde de abi elimizden geldiğince orijinal haliyle pizza yapmaya çalışıyoruz. Bu pizzamız şarküteri, en bol malzemeli pizzadır. Evet. İçerisinde yaklaşık 12 çeşit malzeme var. 4 peynirli ve margarita. İlgimi çeken ne oldu biliyor musun? Şimdi pizzacılara gidersin, öyle zincir pizzacılara. Basarlar şeyi, sosisli salamı. Evet. İşlenmiş eti basarlar. Burada ne var? Kuru et var. Abi, burada füme antrikot, füme antrikot var. Kavurma var. Kavurma var. Sosis var, salam var, evet. Sucuk var, ekstra olarak pastırma var. Yani gerçekten fine dining bir pizza yemiş olacaksın bunu aynen. Yediğinde aslında. Aynen. Şarküteri namına her şey var. Bunun içerisinde tüm ürünler ithal olmak şartıyla mozzarella, ekstra roquefort, süzme peyniri, en üstünde de parmesan. Bir şey söyleyeceğim sana. Tamam, roquefort çok güzel bir peynir. Ben de çok severek yiyorum. Fakat Konya'da yediğin yağ somunu, yedin mi yağ somunu? Yedim yağ somunu. Onunla kullanılan bir, iki Kars'ta bizim Metin Bey peynircilik bir küflü peynir yapar. Onları da tavsiye ederim, bir denemeni.
bu pizzalarda. Yemek lazım. Evet. Evet, yerli ürün kullanmak adına söylüyorum. Biraz daha böyle bizim ürünlerimiz de lezzetli gayet. Yani Roquefort çok lezzetli bir şey, itirazım yok. Doğru. Ama yerli ürünler de bence lezzetli. Ya birkaç denememiz oldu. Hı-hı. Yani olmadı. Olmadı mı? Ha. O yüzden biz İtalyan ürün kullanalım. İki örneği verebilirim sana. Bir, Konya'nın küflü peyniri, iki Kars'ın o peyniri. Muhakkak deneyeceğim. Lezzetli. Aynen. Yağ somunu da yemiştim. Evet, o yağ somunun aroması çok iyiydi. Orada kullanabilirsin. Diğer ürünler çok güzel görünüyor. Şimdi yiyeceğiz tabii bunların beraber. Şimdi o zaman fırına yollayalım. Fırına abi. Yollayalım bunları. Birlikte tabii. Fırına yollarken yan taraftaki o mekana gitmek istiyorum. Çünkü benim ilgimi çeken taraf orası oldu. Orası da bir sebebini Adana. Anlatacağım. Aynen. Biraz Adanalılık var orada. Aynen aynen. Şimdi pizzayı anlattın. Evet. Şimdi geldim, şehri gezdim. Yan yanamı yedim, tarhanamı yedim, onu yedim, bunu yedim, paçamı içtim. Ondan sonra biraz midemin dinlenmeye ihtiyacı var. Evet. Ondan sonra buraya geleceğiz. Güzel bir detoks. Evet. Hem sindirimi hızlandırsın hem de mideyi dinlendirsin. Burak 46 büfe ne yapıyor? Fatih sen de gelir misin lütfen? Gel abi. Muzlu süt yapıyor, ondan sonra ananas suyu yapıyor, öyle bir yer. Nasıl bir yer? Bir anlatır mısın burayı? Abi burası bizim vitamin bar tarzında. Hı-hı. Ekstra olaraktan bizim eklediğimiz bazı... Gel abi, gel içeride anlat. Ürünler var. Burada abi muzlu süt. Muzlu evet. Süt çeşitleri. Birçok çeşidini de biz yapıyoruz. Adana'da bizim bildiğimiz anam babam usulü muzlu süt var. Onun yanı sıra... Çeşitleri var. Çeşitleri ekstra var. Çeşitlendirdik onları. Ekstra olarak ıslak hamburgerimiz var. Evet, İstanbul esintisi. Aynen. Bubble waffle'ımız var. Vay, dürüm waffle. Güzel. Aynen. Ekstra. Meyve suları. Meyve suların hepsi var. Özel bizim karışım detokslarımız var. Ha, güzel. Yani Maraş'ta da yeni bir dükkan, yeni bir şey olmuş oldu. Dediğim evet. gibi Maraş'ta birçok mekanı gezdin, artık şiştin, full oldun. Evet. Keyif yapmak istiyorsun, biraz da detoks olsun istiyorsun. İnsanların evet, kahve harici sosyalleşebilecek güzel bir alan oldu. Ben de sağ ol. Zaten güzel bir kavşaktayız, üniversiteye yakın yerdeyiz. Talep de güzel. Güzel. Maşallah iyi gidiyoruz. Eline sağlık. Allah birini binesin derler ya. Allah birini binesin. Allah razı olsun. Şimdi pizza hazırlansın, onu alalım, ardından da Maraş'a yavaş yavaş veda ederim. Filik tarhana ve filik dondurmayla. Valla dostum, açıkçası ben pizza yapıyoruz dediğinizde bu kadar profesyonel bir şey çıkacağını düşünmemiştim. Yani anam babam usulü ticari bir pizza çıkacak diye düşünmüştüm ama başka bir pizza çıktı önüme. Şimdi şöyle ki, çok mekan gezdik biliyorsunuz evet. dünyayı. Özellikle Maraş'ta olmayan üzerinden gitmek istedik. 46 büfe ile 46 mutfak bundan doğdu. Evet. Şimdi büfede zaten misafirlerimiz biliyor az çok çıkan ürünleri de. Mutfakta pizza üzerine yoğunlaştık. Tamamen İtalyan usulü pizza. Çok iyi. Hani Amerikan usulü kalın pide gibi olandan değil. Evet. Tamamen ince hamur pizza. O zaman tadına da bakalım. Elimize almışken direkt. Bunda özellik taş fırından çıkması ve ince evet. hamur olması. İtalyan pizza klasik. Artık notunu siz vereceksiniz. Yani malzeme bol. İyi malzeme kullanmış. Zaten bir çiğdeyken görmüştük onu. Şimdi klasik pizzalara göre farkımız şu, normalde kaşar peyniri kullanıyorlar alta. Biraz maliyetten biraz da işte düz mantıkla yaptıkları için. Hı hı. Biz tamamen dip peynirini mozzarella kullanıyoruz. Üzerinde, olması gereken o zaten. Tabii ki de. Üzerinde kullandığımız malzemenin doğallığı ve en üzerine en son eklediğimiz parmesan hı hı. son dokunuş oluyor. Peki fiyat ne hocam? Fiyatlar boyutuna göre değişiyor. Hı. 30 TL'den başlıyor. En büyük boy pizzamız 55 TL. Zaten ortalama bunun buradaki malzemeler için söylüyorum. Kuru etler, kavurmalar vesaire. Kesinlikle. Ciddi anlamda fiyat performans iyi. Diğerlerinin de tadına bakalım. Şimdi bu şarküteri olarak sen de ye lütfen. Şarküteri olarak geçiyor. Burada çedar dolgulu. Hı-hı. Bu benim özellikle tavsiye ettiğim, benim damak tadıma uygun. Hı-hı. 4 peynirli. Esprisi Roquefort peynir kullanıyoruz. O küflü peynir dediğimiz hı-hı. peynir. Özellikle bunu değerlendirmeni istiyorum. İçeride bunun malzemesini gördüğünü söylemiştim. Hı hı. Evet, kesinlikle Roquefort. Kaliteli bir peynir. Tabii. Kesinlikle aromalı bir peynir, lezzetli bir peynir. Ama Konya'da kullanılan yağ somundaki küflü peynirle Kars'taki kullanılan küflü peyniri de denemeni tavsiye ederim. Bunun üzerinde mi? Evet, bunun üzerinde. Deneyebiliriz. Roquefort yerine. Hem yerli bir ürün kullanmış olursunuz, hı hı. hem de çok iyi bir lezzet bence. Roquefort da kesinlikle çok lezzetli. Yani onlar yarışır diyemem. Evet, standartında Roquefort olduğu için ama bahsettiğiniz peynirleri de deneyeceğiz. Hı hı. Sineye vuracağım ha. Evet, bu bayağı iyi. Ben açıkçası çeşitli yerlerde pizza yedim. Benim
tane videom var. Belki denk gelmiştir sana. Hı hı. Mardin'in Midyat ilçesinin 30-35 dakika ötesinde Kafro köyünde bir pizza yedim. Ben Türkiye'deki yediğim en iyi pizza oydu. Doğrudur. Ona da bir fırsat yaratıp gideceğiz. Gidin gidin. Mutlaka gidin. Bu tarz bir pizzasını çok sevmiştim ben. Hı hı. Tabii klasik onlar böyle pizzalar yapıyorlar. Orada doğadan topladıkları otlar, doğadan topladıkları domatesler falan kendileri yaptıkları için biraz daha farklı. İş zaten butik olursa güzel, lezzetli çıkıyor. Evet. Yani fabrikasyona dönseler belki o kaliteyi yakalayamazlar ama Türkiye'de de zaten adından pizza dendiği zaman o köy bahsediliyor. Hı hı. Şaşıracaksın. Bundan öte şu ikisine bayıldım. Çok lezzetli. Doğrudur. Eline sağlık. Şimdi bu zaten risksiz bütün ürünler evet. Var. Bunlar özellikle uç lezzetler. Hı hı. Benim favorim bu. Dört peynirli. Bu da güzel ama bu da güzel. Ya bunun mantığında zaten bahsettiğim gibi insanlar hamur yemeyecek. Tamamen evet. Hani bahsettiğimiz lahmacun inceliğinde bir hamurumuz var. Sadece malzemeyi tatmış oluyorlar. Yavaş yavaş videoyu toparlayayım burada ben. Bunlar şimdi bütün yöresel yemeklerini yedik. Sonra geldik burada detoks suyumuzu içtik, pizzalarımızı yedik. Videoyu bitirmiyorum çünkü iki tane Maraş'la ilgili çok güzel lezzet var. Onları anlatacağım. Sonra videoyu kapatacağız. Şimdi Kahramanmaraş triatimi özellikle bu tarihe denk düşürdüm. Sebebi tarhana yemek ama tarhananın friğini yemek. Dostum, frik tarhana hangi mevsime kadar olur? Yani Mayıs'ta başlar. Haziran'da başlar ama hı-hı. Asıl mevsimi Temmuz, Ağustos. Temmuz, Ağustos'a kadar bu sürüyor. Özellikle öğleyin ikindi arası, saat 2 ile 4 arasında tam kıvamını bulur. Evet. Şimdi tam saatine geldik. Sabah yapılmaya başlanıyor. Bu kuru hali tabii. Birazdan size yaş halini de göstereceğim. Yani frik halini göstereceğim. Hazırlanıyor. Tarhananın bu hali de güzel ama beni böyle damağımı çatlatan bunun friği. Şimdi getirdiniz beni buraya. Evet. Ben bu mevsime denk düşürdüm. Özellikle dışarıda da söyledim. Çünkü frik tarhana benim için çok değerli. Neden? Çünkü buradaki aldığım aromayı bunda alamıyorum kurusunda. Buyurun. Nasıl yapıldığını anlatır mısınız bize bunun? Ne konuluyor içine? Biz şu şekilde öğrendik eskiden. Dövme, yoğurt, kekik, su. Bunun haricinde hiçbir şey koymuyoruz. Bunu eskiden savaşa giderken dedelerimizin yanına koyarlarmış, savaşta kullanırlarmış. Tarhanayı uzun süreli daha dayanıklı durduğu için tarhanası tercih ediliyor. Evet. Birlikte yazın badem, fındık, fıstıkla beraber Maraş'ın halkı çok fazlasıyla tüketiyor. Eyvallah. Bence bu kadar yeter. Bir gösterin fındıkla fıstıkla nasıl yapıldığını. Dostum sen nasıl tercih ediyorsun Fatih'ciğim? Şöyle yapıyoruz. Normalde çerezlerimiz var. Evet. Tercihen genellikle badem kullanırız buna. Evet. Ver ustam. Sanırım geçen sene anlatmıştın bana. Evet. Akşamları evlerde bunu seriyorsunuz ortaya. Yanında çay eşliğinde. Seriliyor. Hayır şu anlamı yemek için. Yemek için. Akşamleyin masayı seriyoruz, ailecek yiyoruz. Kurumuş oluyor o. Ha. Bunun normal saati öğleden sonra 2'den 3'den 4 gibi. Kuruduğu zaman artık tarhana olmaya başlıyor. Çok güzel. Saati şu an. Tercihen dediğim gibi ben badem kullanıyorum ama Maraş'ta bununla da yiyenler de var. Tuzlu fıstıkla yiyenler de var ama ben badem tercih ediyorum. Güzel. Hocam sen de sana zahmet bana bir dürüm yapar mısın? Bademle fındık olsun bana da. O kadar büyük olmasın benim bir dürümüm. Daha küçük bir dürüm, evet. Bu yaş o kekiğin tadı, o yoğurdun tadı öyle bir güzel geliyor ki bana anlatamam. Yani evet, normal tarhana da lezzetsiz değil, lezzetli. Ama bu olayı bambaşka hale getiriyor. Burada da böyle bir kültür var. Bu böyle bağımlılık yap. Evet, dürüm afiyet yapıp olsun. Yiyorsun. Ama maalesef bu paket olmuyor. Dediği gibi Fatih'in akşama kadar kuruduğu için gelip sadece Maraş'ta bunu yiyebilirsin. Ve Haziran, Temmuz, Ağustos kurumuş hali az önce dışarıda gördüğümüz tarhana. Hı hı. Bundaki en önemli püf noktası katkı maddesiz en dayanıklı besin maddesi. Hı. Bunu fotoğraflayarak Dilek Hanım Amerika'ya servis etmişti. Hı hı. Orada da zaten tescillendi. 2 yıla yakın bozulmadan dayanabiliyor. Acayip lezzetli bir şey. Şimdi bu mekanı bitireceğiz. En son konuşma yapıp bitireceğiz videomuzu. Efendim bir videonun daha sonuna geldik. Kahramanmaraş'ta ne varsa yedik içtik sizler için. Çok doğru lokasyonları seçtiğime inanıyorum. Hepsini tek tek ziyaret edin ve gerçek Kahramanmaraş'ı siz de yaşayın. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olun aşağıda. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.